Kadir Bey, bu tabak ara sıcak tabağı değil. Sulu yemek. Sulu yemek mi? Aynen, sulu yemek gibi. Düşünsene bak. Ha şey, böreğin içi mi diyorsun? Börek de işte, sarma. Hayır. Yok, tabak sulu, tabak, yani ara sıcak yemeği için uygun değil diyor. Ara sıcak, siz niye böyle 2-3 tane yazıp da böyle zengin gösteriyorsunuz onu anlamadım. Normalde bir tane olur ara sıcak. Şimdi ben burada ara sıcak diyorum, doğru mu Kadir Bey? Evet. Önce bu havuç. Evet. İçinde havuç, yoğurt. Sonra geçiyorum sarma. Değişik bir tat. Sonra geçiyorum börek. Değişik bir tat. Bu restoranlarda böyle mi veriliyor? Siz bilirsiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Size sorayım. Veya Hollanda'ya gittin, sana sorayım. Yani bir tabakta, bir tabağın ara sıcak olabilmesi için hep aynı çeşitten mi yapılmış olması Hayır, gerekir? Hayır, tek olmasını düşünüyorum ben. Öyle değil de böyle mi? Sizin, yani bu yani şekilde. Yani ara sıcak olarak bir tek sarma. Ya havuç ya da börek mi evet, gelmesi mesela gerekiyor? Sarma. Ya bir tek ya iki en fazla iki olabilir. En fazla iki diyor. Bak evet. En fazla Habib abla'ya katılıyorum gerçekten. Ama yani bir de yeter. Çeşit sınırı var mı ki ara sıcak? Çeşit sınırı yok. Ara sıcak tek gelir. O kişiden kişiye değişir canım. Ben bir gün çok... Çok pardon. Hayır, bu şimdi kural olarak baktığımızda hayır, ara sıcak birden fazla olmaz denen bir kural yok ama. Yani 3 tane olduğu zaman olmuyor. Ya o senin yorumun ama. Siz bilmiyorsunuz hanımlar. Gerçekten bilmiyorsunuz. Sen bilmiyorsun ya. Sen buraya gerçekten neden katıldın ya? Hiçbiriniz yemekten anlamıyorsunuz. Lezzetten anlamıyorsunuz. Hayır, sen neden katıldın ki yani? Az önce dedin ki çorbayı beğendim dedin. Sonradan fark ettim ben dedin. Şey oldu dedim. Sakin sakin. Emin Bey sakin olalım. Tamam efendim. Şimdi genelleme olarak konuşuyorsunuz ama masadaki 4 hanımın da damak lezzeti yok mu? Hayır, hiçbir şey. Yok, bunların hiçbirinin damak lezzeti yok. Belki Rabia'nın biraz. Sen tabak, yani tabaktakilerine yorum bile yapamıyorsun. Nasıl yorum yapıyorsun? Emin Bey yani. Bak, ilk yorumu ara ben yap. Ara sıcaktan diyorsun ki, ara sıcak diyorsun, bir tane olur. Ben yaptıktan peki, sonra yani abi babla. Şimdi damak hayır, lezzeti doğruladı. Yok diyorsunuz hayır, da. Evet. Bu hanımların kocalarının da mı damak lezzeti yok? Yani pişirdiklerini yiyorlar. Duydukları lafı biz bilemeyiz şimdi evin içinde. Bununla biçim yemek yaptım falan, bunları bilemeyiz yani. Onların bir videosu olmasın lazım. Aa, ta nereye gitti? Yarın o zaman biz de sana Kadir geldiğimizde hanımına soralım. Kadir Bey'in sorusuna göre cevap veriyorum ben burada profesyonelce. Yani eşlerinin de beğenmediğini düşünüyorsun. Yani düşünüyorum. Dün benim evimde tabakta yemek kalmamıştı, hatırlıyorsunuz. Ben yemeği seviyorum. Yani ama ne dedi? Yedi, bitirdi. Rabia, senin ay, beğendiğim evinde için değil mi? Dedi. Evet, beğendiğim için değil için dedi. Aç olduğum peki, için yedi dedi. Senin evinde dedi. Bitirmedin mi? Yedi. Peki. Nasıl buldunuz taratonu, sarmayı, böreği? Yedi verdi bende de. Yani sen... Sarmadım. Yemek için yedi. İstersen çok beğen, yine tamam, puan vermeyeceksin. Buyurun. Peki beğenmediğiniz bir yemeği yemek damak lezzetine uygun mu Emin Bey? Yok, uygun değil ama tatmak zorundayız. Yani tatmak zorundayız. Karnım da açsa yerim yani. Yani. Hayır, damak lezzeti olan biri beğenmediği bir şey de yer mi? Onu merak ediyorum. Yani açsa yer. Yermiş açsa demek. Yer. Açılsan her şeyi açsan yersin. Ben beğenmediğimi şey yemem şahsen. Ya Allah aşkına, bir kere görmedik yani sonradan, önceden seni. Nasıl yemezsin beğenmediğimi? Yemem, yersin. Beğenmediğim şeyi. Ben yoruma geleyim profesyonelce, yapayım mı yorumu? Tabii, buyurun. Şimdi yine sos. Evet. Salça koymuşsun aynı Rabia Hanım'ın yaptığı gibi. Sosta bir eksiklik var değil mi? Sen de görüyorsun bunu. Yok. Salça ne? Sos ya. Yani. Zaten eksiklik yoksa tamamlardı herhalde mutfakta yaparken. Yani sos, sulu bir yani, şekilde döktüm, sulu değil, onunla pişti zaten. Ya sonra da donmuş olabilir belki. Donma. Kuruyunca böyle oluyor. Kuruyunca Emin donma. Bey. Evet, kuruyunca böyle oluyor. Yani o, bu, sulu bir şekilde içinde dökün. Biraz bu şeyin yani içi bulgurunda dirilik gördüm ben. Detaya dikkat etmeyelim mi? Şu böreğin kesimine bak. Şuraya bir bakar mısın Allah aşkına? Onunki biz ayrı, bununki ayrı. Bir Anya, Konya bilmem ne. Hayır. Getirdiğinde öyle değildi. Ne var onda Emin Bey? Beğenmedim demiyorum ama. Ya burayı anlayamıyorum Kadir Bey. Ben kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Lütfen beni bir şey yapar mısınız? Ben beğenmedim dedim Emin mi? Emin Bey, bir es verebilir misiniz lütfen? Biz de bir soru soralım ev sahibine. Soru sorma, ben de sıra şu özür anda. Özür diliyorum. Rabia'cığım, sen de ricam Emin Bey tamamıyla bitirsin ki yoksa size de tekrar aralara... Kadir Bey, Emin Bey'in bitirmesini beklersek biz burada ana yemeğe niye, geçemeyiz. Niye kıskandın mı yani beni? Emin Bey, beğendiniz mi taratoru? Taratoru beğendi mi beğenmedi? Orta beğendi. Orta. Böreği beğendiniz mi? Börek lezzeti iyi, tuzlu. Bu tamam. Tuzlu. Sarma? Sarmanın içindeki harcı diyeyim ben sana, pişmemiş gibi geldi bana. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Rabia Hanım, sizden devam edelim, buyurun. Şu durumda ben öncelikle orta bir şey sormak istiyorum. Ben ilk defa bir hani portakal yatağında havuç taratoru hep yiyorum. Ama ilk defa böyle sunum gördüm. Portakalı kesip de yiyebiliyor muyuz? Yani yeme şekli nasıl aynen, bunun? Aynen, kabuğunu. Hani bunu yememiz için, yani bir süs hani değil aslında. Hani sunum güzel olsun diye tek tek böyle. Ama portakalla yeniyor sanırım, keserek yiyeceğiz. Evet, evet. Anladım, tamam. Ben değerlendirmemi yapayım o halde. Havuç taratoru beğendim. Güzel. Yumuşamış yani şeyler. Kavrulmuş belli. Börek konusunda böreğin hamuru çok sert kalmış. Ya arasına bir yağ sürülmemiş tahminim. Aslında sürdüm de. İnanın çok kurumuş sert kalmış. Mu? Sizler evet. Yani herkesten aynı yorumu alabilirsiniz belki. Ben kesmekte de zorlandım böreği. Hafif yanmış.
olabiliyor. Çünkü bu böreği o kadar pişirmezseniz pişmez. Evet, aynen o yüzden. Ama böreğiniz sert olmuş. Evet. Lahana dolması bizim artık tescilli yemeğimiz Karadeniz'in. Evet. Lahana dolmasında biz bulgur koyuyoruz. Üzerindeki salça böyle parça parça olur. Ben asla buna takılmam. Böyle yemesi böyle ama pirinciniz diri kalmış, içi pişmemiş. Onu söyleyeyim. Afiyet olsun. Tuzları falan iyiydi hepsinin. Afiyet. Habibe Hanım, yemekler için ne diyorsunuz? Böreğini biraz kuru buldum. Yani yanık falan değil. O da beklediği için ya da bir şey eksik. Yani bu hamurun bir şey eksik. Aslında yağladım da kurudu fırında. Gerçekten zor kestim. Yani kat kat tamam gördüm kat ama kat açtım çünkü. Çok kuru. İç lezzeti güzel, beğendim. Afiyet olsun. Dolmana da gelince, sarmana gelince de sarmam biraz diri kalmış, pişmemiş. Dışı da aynı şekilde zorla kestim, yedim. Aslında dışı çok haşlandı da içinde katılıyorum sana. Bak, sana en üstü gelmiş. Sana el açması. Tamam söylesene ya. Ama Arnavut böreği dedik. Arnavut böreği hazırdan olur mu? Su katarken sonradan sürekli su katmış. Su kattı, içinde hamur kayış atıyor. Neresi su katılmaz ki? Hamuru yoğururken su eksik kalmış, su atmışsın. Sonra un eksik, un atmışsın. Yok, öyle bir şey yok. Hamuru kesin. Sert mi yoğurmuş? Hamurda yoğururken hata yapıyor yani. Tam yoğuruyor, su katıyor. Yok, bir kere de yoğurdum. Sen çok hizmet edememiş. Hamuru böyle, Emin Bey, size birazdan bunun cevabını ben vereceğim. Tamam. Bekleyin siz. Bu hamurda bir sıkıntı var. Ya suyu Bu şekilde olursa kayış atırsa... Emin Bey, siz iyice düşünün, ben son kez sorayım, size bunun cevabını vereceğim. Olur mu? Habibe abla, sen börek için mantarla patlıcan aynı yerde yakışmaz demiştin ama şimdi lezzetli buldun bunu. Ha, iç olarak lezzetli oldu. Demek ki yakışıyor muymuş? Yakışıyormuş, evet. Aynı yani bir yerde yemedim ama. Olur, gerçekten. Bak, ön yargılı davrandı. Röportajda dedi ki patlıcanla mantar böreğin içine yakışmaz dedi. Yok, inanın normal hayatta daha güzel. Genel olarak dediniz, öyle düşündünüz mü? Evet, evet. Bak şimdi, gerçekten yemedim ikisini bir karıştırıp, ayrı ayrı yapmışımdır. Ama ikisi bir gerçekten şu an lezzet, yakışmış mı? Lezzetli olmuş. Peki kendi spesiyeli bu arada. Aynen. Kendi evde deneyerek bulmuş onu. Hmm. Peki sarma için ne diyorsun abla? Sarmada içi de dışı da biraz diri geldi bana. İçinin biraz salçası az. Dışına vermiş olanca sosunu. Havuç tarçınına gelince de tuzsuz buldum. Biraz da cevizi az. Ceviz az. Peki afiyet olsun. Cevizi çok Sevim abla. Aslında. Bu böreği şimdi kaynanam da yapar. Senin yanlışın burada ne biliyor musun? Hı. Yağ az olmuş bunun. Evet. Yani eğer yağ biraz daha fazla kullansaydın bu şekilde olmayacaktı. Evet. Hem sert olmuş hem kuru olmuş, yani kesemedik. Ya heyecandan nasıl şey yapıyorsun? Ama içinin lezzetini ben de beğendim. Mantarla patlıcanın uyumu güzel olmuş. Afiyet olsun. Dolmaya da gelirsek, dolmanın içi çiğ kalmış, yani böyle diri. Aslında gerçekten çok haşladı. İşte, ama işte pişmemiş, yani pirinçleri pişmemiş. Evet, acele. Havuç taratorunu beğendim. Peki, afiyet olsun hepinize. Esma Nurcuğum, eline koluna sağlık. Havuç taratorun lezzetli, sadece tuzu biraz eksikti. Ben tuz attım, lezzeti yerine geldi. Şimdi bu portakal koydun, okey. Bu portakalın kabuğunun olmaması gerekiyor normalde. Böyle hani portakalı yuvarlak kesip, çünkü kabuklu olduğu için yemesi masada da zor olur. Hani kimse elini alıp sırf çatal bıçakla da bunu kesmek zor. Ben o yüzden sordum, nasıl yiyebiliriz? Ama internetten araştırın bakın böyle yani. Anladım ama kabuklu, yani bana göre bence kabuklu olmamalı. Portakalı normal kesip altına koyabilirsin. Ha, lezzet katmış mı, güzel olmuş. Evet. İkisi uyurmuş, onu beğendim. Karalahana sarmanın pişmemesinin en büyük sebebi, sen bunun sosunu çok yoğun salçayla koydun ve harlı ateşte olduğu için salça bir anda kurudu, çekildi. Evet, normal üstüne bir tabak koyup böyle bol suyun içinde lıngır 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 kaynamadı az, bu sarma. Aynen, az olduğu için direkt sosunu çekti. Bir de azdı direkt. Derin bir tencerede de değildi. Evet. Yumurta sahanı gibi bir şeydi. O yüzden de suyu çabuk bitti. Üstteki kısımlar kuru kaldı. Bunun en büyük sebebi de o. Aynen. Yoksa böreğe, içini falan. Böreğe gelince de içinin lezzeti inanılmaz güzel. Yani bu içi ya bir hazır yufkaya ya da normal el açmasının içine koy, anında yok olur. Hamurun büyük sıkıntısı, Sevim Hanım'a katılıyor. Bir kere bu Arnavut böreği, Boşnak böreği, bunların hepsi yağla açılan, lımbır lımbır böyle yağla pişen börekler. Bir de böyle çoz çoz. Sen bunun hamurunu biraz bizde şey derler, böyle tıkız, sert yoğurdun hamurunu. Hamuru biraz sert kaldı. Normalde bunun hamuru biraz daha yumuşak olur. Çok rahat rahat yağladıkça kendini salar. Aslında şeydi ya, hamur elime böreği yapışıyordu. Yani kulak memesi kıvamında yoğrulur ya hamurlar. En sonki halinde hamuru ben baktım. Hatta sana değil mi, çiğ hamur yemeyi seviyorum. Ya, o zaman Yağlayıp beklettin mi? Ha, beklettim. Sen bunu normalde yağlayıp
bir jelatine sarıp bir 10-15 dakika kenarda bekletmen lazımdı. Evet. Onu yapmadın. Hamurları üst üste koydun, onlar kenarda bekledi ama yağsız bekledi. Bu mantarla patlıcan pişene kadar o sıkıntıydı. Yoksa böreğin içi çok lezzetli olmuş. Evet. Eline konuna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.